Tabii ki başta tüm halkımıza hayırlı Ramazanlar dilerim. Hepsine sağlık dilerim. Biz hastalıklarımızda özellikle böbrek, kalp yetmezliği, akciğer hastalıklarında, diyabetli hastalarımızda Ramazan ayında çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Bu hastalarımızın çünkü sıvı alımı çok önemlidir. Bu hastalarda sıvı almadıkları takdirde böbrek yetmezliği, işte diyabet hastalarında dehidratasyona bağlı şeker komasına girme olasılıkları yükselmektedir. Bu hastaların biz Ramazan ayında özellikle uzun süreli aç kalmaya bağlı olarak metabolizmada büyük değişiklikler olmakta. Bunun için biz hastalarımıza sahurda beslenmelerinin çok önemli olduğunu söylemekteyiz. Özellikle sıvı almaları, bol karbonhidrat almaları, bol protein almaları mı önermekteyiz. İşte yumurtadır, reçeldir, yoğurttur, bu tür gıdalara daha dikkat etmeleri gerek. Ve tuz kısıtlaması, özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda tuz alımının azaltılması özellikle tavsiye etmekteyiz bunu kalp yetmezliği olan hastalarda. Böbrek yetmezliği olan hastalarda özellikle sıvı alımının daha fazla olması gerekmektedir. Çünkü üre kreatin değerleri buna bağlı olarak yükselmekte, böbrek fonksiyonları daha da bozulmaktadır. Diyabet hastalarımız yine şeker hastalarımızda da aynı şekilde sıvı alımı çok önemlidir. Ki özellikle insülin kullanan hastaların hipoglisemi riski olacağından daha dikkatli olmaları gerekmekte. İnsülin dozlarını hekimlerine danışarak uzun etkili insülinler ve insülin dozlarını azaltarak devam etmeleri gerekmekte. Aynı şekilde kalp yetmezliği olan hastaların daha aynı şekilde dikkat etmeleri, sıvı alımlarından çok dikkat etmeleri, özellikle iftarda bir anda böyle abur cubur şeylerle sofrada bundan başlamamaları, daha çok sıvı gıdalarla, çorbayla basit olarak çayla iftarlarını açmaları, öğünleri kademe olarak yani ağır yemekler yemeden kademeli olarak bu yemekleri yemelerini öneriyoruz yani. Genel olarak hastalarımıza tavsiye ettiklerimiz bunlardır. İnsanların bunlara dikkat etmesi gerek. İftarda bir anda hızlı şekilde yemek yememeleri lazım. Çünkü bir anda kalp yetmezliği olan hastalarda, diyabet hastalarında bunların daha da riskli olmaktadır. Bunlara dikkat etmelerini istiyoruz hastalarımızın. Özellikle sahurda lifli yiyecekleri, işte hurma, birkaç tane hurma yemelerini, işte patates gibi daha çok sindirimi kolay olan yemek, haşlanmış patates, haşlanmış et gibi, yağsız et gibi bu tür şeylere daha dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü gün boyu uzun süre gıda almayacaklar için protein değerinin, karbonhidrat kalori değerinin yüksek olması, aldıkları gıdaların kalori değerlerinin yüksek olmasını tavsiye etmekteyiz hastalarımıza. Şimdi şöyle söyleyeyim. Uzun süre mide boş kaldıktan sonra, 15-16 saat mide alınan gıdadan sonra boşaldıktan sonra midenin direkt asitli içeceklerle temas etmesi mide rahatsızlıklarına neden olabilmektedir. Eğer gastriti varsa, ülser varsa bunlar daha da ileri seviyelere gitmektedir. Biz pek tavsiye etmiyoruz. Normal vatandaşlarımıza asitli içecekleri tavsiye etmiyoruz. En güzel içecek sudur. Yapılan en büyük yanlışlardan birisi. Tabii ki en büyük yanlışlardan birisi asitli içeceklerdir. Hani sindirimi kolaylaştırsın, hazmini artırsın diye bu tür şeyler içiliyor ama doğru değildir. Biz önermiyoruz. Normal hayatta da önermiyoruz zaten. Özellikle bizim sahurda işte diyabetli hastalarımızın, böbrek yetmezliği olan hastalarımızın, kalp yetmezliği olan hastalarımızın beslenmelerine çok daha dikkat etmeleri lazım ki diyabetli hastalar özellikle. Çünkü bunların hipoglisemi, işte şekerinin düşme riski vardır, şekerlerinin bir anda yükselme riski vardır. Çünkü ilaç kullanamayacaklar gündüzleri. Ona göre hekimlerine danışarak diyet önerilerini hekimlerinden almaları, insülin dozlarını veyahut da ilaç dozlarını ona göre ayarlamaları gerekmektedir. Ki böbrek hastaları da aynı şekilde yani. Böbrek fonksiyonları bozuk olan insanlar sahurda mutlaka ve mutlaka bol sıvı almaları gerekmektedir. Çünkü 15-16 saat sıvı almayacaklar için böbrek fonksiyonları bozulacaktır buna bağlı olarak. Ve protein biz özellikle böbrek hastalarımızda fazla protein almalarını da önermemekteyiz. Daha çok karbonhidrata ağırlıklı beslenmelerini önlüyoruz. Peki son olarak iftarda nasıl dikkat etmeliyiz? Yani iftarda egzersiz noktasında tavsiyelerimiz var mı? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. İftarda özellikle hafif yiyeceklerle, işte basit bir çorbayla, salatayla dinlenerek iftar süresini uzatarak yemelerini tavsiye ediyoruz. Ve muhakkak iftardan sonra da bir miktar yürüyüş yapmalarını tavsiye etmekteyiz yani.